Vatani görevlerini yapmak için gittikleri askeri kışlalarda hayatlarını kaybeden er ve erbaşların aileleri çocuklarının ölümlerinin şüpheli olduğu gerekçesiyle dernek çatısı altında toplandı. Adını da Kışladaki Şüpheli Ölümler ve Mağdurlar Derneği koymak istediler ancak valilik buna izin vermedi ve derneğin adı Şüpheli Ölümler ve Mağdurlar Derneği oldu. Açılışa katılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de bu duruma tepki gösterdi. Antalya Valiliği'nin niçin kışlada ölüm ibaresi yer almasın, bu doğru olmaz diye itiraz ettiğini ben anlayamıyorum ve burada onları protesto etmek istiyorum. Aygün, ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulup dosyaların tekrar açılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kışladaki şüpheli ölümleri araştıran bir spesifik komisyon kurulursa aileler dinlenebilir. Bu dosyalar tek tek açılabilir ve bundan sonraki ölümleri azaltabilir veya ortadan kaldırabiliriz. Dernek Başkanı Oktay Can açıklama yaptı ve taleplerini dile getirdi. Şüpheli şekilde hayatlarını kaybeden askerimiz, polisimiz, sivilimiz, bunların suçluların bulunabilmesi için bir de tabii ki biz Başbakan, Cumhurbaşkanı'ndan 5 yıldır ben randevu isteyen bir babayım. İnşallah bu dernek sayesinde de o kapıları açmış olacağız. Dernek avukatı Ahmet Çevik ise 22 yılda 3813 askerin öldüğünü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıklanan şüpheli ölüm sayılarının basına yansıyanların yaklaşık 1,5 katı kadar olduğunu ifade etti.